Tüm insanlar ruhlar alemindeyken Rabbimize söz vermiştik. Bizler verdiğimiz bu sözlerimizi hatırlamayabiliriz ama Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi ayet 172'de Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Hani Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden soylarını dışarı aldı ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diyerek kendilerini birbirlerine şahit tutmuştu da onlar da evet şahidiz demişlerdi. İnsanları yaratan Allahu Teala insanların nasıl bir fıtrata sahip olduğunu, neleri anlayıp anlamayacağını, bir mesele karşısında nasıl tavır alacaklarını ve akıllarına nelerin gelip gelmeyeceğini bilir. Ruhlar aleminde Allah'a kul olacağına, onun emir, yasak ve tavsiyelerine uyacağına söz verdikten sonra bir kadın ve bir erkeğin aracılığı ile bu dünyaya gelmektesin. Kendilerine anne ve baba denilen o iki insanı Rabbin seçerek senin hizmetine verdi, öyle değil mi? Onlar belirli bir yaşa kadar senin koruyucun, gözetleyicin olmadılar mı? Dünyaya yönelik yönlendirmen, yaratılış sebebini unutturmuş olabilir. Hani, ilkokul zamanlarında oğlumuz veya kızımız mühendis olacak, doktor olacak, öğretmen olacak diyerek o yönde seni yetiştirmeye çalışmıyorlar mı? Öyle değil mi? Dünyaya gözünü açtığından itibaren daha güzel ve daha rahat yaşaman için fıtratına, özel zevklerine ve damak tadına uygun şeylerin yaratılmış olduğunu görürsün. Dünyada insan, bitki ve hayvan türüyle karşılaşırsın. Yaratılan varlıkların birçoğu hayatında önemli yerler edinirler. Şimdi dağdaki yeşil ottan bana ne ya da denizdeki yosunun bana ne faydası olacak diye düşünebilirsin. Ama zihnini şöyle bir harekete geçirdiğinde dağdaki yeşil otun sofrana süt olarak geldiğini, denizdeki işe yaramaz dediğin yosundan diş dolgusu yapıldığını görür. Tüm bunlar benim için mi dersin? Evet, bunlar senin için. Düşün, sen de binlerce kilometreki uzaktaki yıldızlar, bulutlar, rüzgarlar, yağmurlar, hatta dağlardaki yabani otlar bile bir şekilde sana hizmet ediyorlar. Hem de akıllara durgunluk verecek bir şekilde. Nasıl mı? Sana hizmet eden varlıklar bakın ne işe yarıyorlarmış. Yıldızların amaçları. Gökteki yıldızların bana ne faydası olacak diyebilirsin. Bakın Kur'an-ı Kerim En'am suresi 97. ayet. Kara ve denizin karanlıklarında kendisiyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan odur. Bir anlık kendini yönünü şaşırmış bir gemide hisset. Kuzeye doğru yol aldığında ancak karaya yaklaştığını, aksi halde okyanusun göbeğinde deli danalar gibi bir sağa bir sola gideceğini düşün. Kuzeyin ne tarafta olduğunu kime soracaksın, öyle değil mi? İşte seni düşünen Rabbin, sen doğmadan önce pusulayı dünyanın her tarafına gözükecek şekilde gökyüzüne yerleştirmiş. İşte o yıldızlar hem yolda kalmışlar için bir pusula, karanlık gökyüzünü aydınlatan birer flaştırlar. Rüzgarların amaçları. Sanıldığı gibi rüzgarlar sadece çatıları uçurmak ya da saçları dağıtmak için yaratılmamışlardır. Ya da tek vazifeleri bunlar değildir. Bakın şimdi, kokladığın ya da reçelini yapıp yediğin gülün arkasında rüzgar var desem, ne alakası var dersin. Kur'an-ı Kerim Hicr suresi 22'de, rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Fen kitaplarında bitkilerin rüzgarlar vasıtasıyla döllendiğini okumuşuzdur. İşte o rüzgarlar, hem gülü koklamana yardımcı oluyor hem de boş bardağına suyun dolmasına. Nasıl mı? Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresi 48'de. O yağmur
rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara onunla su verelim diye gökten tertemiz bir su indirdik buyruluyor. Bulutlar gökyüzünde dev gibi sürahi, rüzgarlar ise sanki bir el, rüzgarın sana olan ilgisi ve hizmetleri bunlarla sınırlı değildir elbette. Kur'an-ı Kerim Zariyat 1. ayette savurup kaldıran rüzgarlar, temizlik işçileri de diyebilirsin, yani görevini mükemmel yapan bir işçi. Sokağındaki kağıtlar, izmaritler ve çöp kırıntıları seni rahatsız edebilir. İşte günün 24 saati mesaisi olan rüzgarlar, belediyeye bağlı temizlik işçileri gibi gelir ve sokağını tertemiz yaparlar. Aynı rüzgar, yaz aylarının vazgeçilmez birer vantilatörleridirler. Öyle değil mi? Bulutların amaçları, insanın beynini haşlayan güneşin ısısını düşüren ya da ateş oklarını bir kalkan gibi karşı koyan bir fedai diyebiliriz. Hallaç pamuğu gibi mavi bez üzerine dağılmış birer pamuk gibi. Bir bakarsınız güneşi arkasına almış. Farz edin ki siz aya çıkmış dünyayı oradan seyrediyorsunuz. Bizleri diğer canlılardan ayıran tek özellik düşünce ve iradenin olmasıdır. Öyle ki yaşayış olarak hayvanlardan pek de farkımız olmazdı. Şimdi sormak lazım. Bizim dışımızdaki varlıklar niçin yaratıldılar? Allah-u Teala Hadid suresinde şöyle buyurmuştur. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder buyuruyor. Kim bunlar? Yerde ve gökte olanlar. Ayette havada kanadını çırparak uçan sıra sıra kuşlar bizzat Allah'ı tesbih ederler. Her biri duasını da tesbihini de bilir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir buyuruyor Nur suresi. Düşünmek lazım. Kuşlar Allah'ı zikrediyorlar, onu anıyorlar, Allah'ı övüyorlar. Her canlı kendine verilen, öğretilen şekilde Allah'ı zikreder. Allah kendilerinden övgüler beklediği için, kendilerine hayat hakkı tanıdığı için, Allah'ın övgüyü ve anılmayı hak ettiğini bildikleri için. Allah-u Teala Rad suresinde şöyle buyuruyor. Onu gürültüsü övgüyle ve melekler korku içinde tesbih ederler. Noksanlıklardan uzak tutarlar. Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.